İyi akşamlar. Dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son veda davetinde bulunmak üzere Ankara'ya gittim. Seyahat ettiğim uçağın yolcularının yarıdan fazlası ile aynı yolun yolcusuyduk. Eminim dün öğleden sonra İstanbul'dan Ankara'ya giden uçakların çoğu benim gibi Abdullah Gül'le Cumhurbaşkanı olarak son kez Çankaya'da vedalaşmak üzere yola çıkanlarla doluydu. Cumhurbaşkanının duygusal cümlelerle dolu son veda konuşmasını Neredeyse her cümlesinden sonra ayakta alkışladı Çankaya Köşkü'nün büyük kabul salonunu dolduran kalabalık. Gecenin sürprizi gazetecilerle buluştuğunda Cumhurbaşkanı'nın aslında yarın yapılacak AK Parti MKYK'sında kararlaştırılması beklenen yeni başbakanın adını bizlere açıklamasıydı. Bunu bugünün gazetelerine bakmışsanız görmüşsünüzdür. Gazetelerin hemen hepsi sürprizi manşetlerine taşıdı çünkü. Sürpriz değişim lafın gelişi. Başbakanın şimdilerde Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu olacağını Sağır Sultan bile duydu. Daha önce kimse seslendirmemiş bile olsa iki akşam önce ben burada Davutoğlu'nun adını başbakan olacağını özellikle belirterek andım. Cumhurbaşkanı Gül Dışişleri Bakanını devlet hizmetine ve sonra siyasete sokanın kendisi olduğunu açıkladı. Doğrudur. Abdullah Gül başbakan olduğunda Üniversitede hocaydı Ahmet Davutoğlu ve danışman olarak onu Ankara'ya çağıran büyükelçi unvanıyla ikili ilişkilerde uzmanlığını kullanan Ali Babacan'ın yeniden ekonominin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğinde dışişleri koltuğuna Davutoğlu'nu tavsiye eden hep Cumhurbaşkanı güldü. Şimdi de başbakanlığını ilk tebrik eden yine o oldu. Dün akşamki gazetecilerle buluşma faslında bir şeyi daha öğrendik. Cumhurbaşkanı Bizim camia diye andığı AK Parti'ye yakın çevrelerdeki bazılarından çok rahatsız. Sadece Cumhurbaşkanı Gül değil, eşi de rahatsız. Serzenişte bulunmadan edemediklerine göre hem de çok rahatsızlar. İçinizden iktidara yakın gazeteleri okuyanlarınız varsa ve Cumhurbaşkanı Gül'ün dün akşamki serzenişini duymuşsanız şaşırmış olabilirsiniz. Genellikle saygılı bir ifade kullanılıyor Cumhurbaşkanı Gül hakkında çünkü. Sadece AK Parti'ye oy verenler değil, toplumun çok geniş bir kesimi tarafından da takdir ediliyor Cumhurbaşkanı. Muhalif partililer, yazarlar bile onunla ilgili konuşur ve yazarken daha dikkatli davranıyorlar. Uluslararası camianın da sevip saydığı bir siyasi figür oldu. Zaman içerisinde Abdullah Gül böylece uluslararası bir ün de oldu. Demek ki kendisini yakın hissettiği kesimden bazıları haddini bilmiyormuş. Karşıtların attığı taşı aldırmayıp dostun attığı gülden incinen bir hassasiyeti olduğunu da bu vesileyle bir kez daha öğrendik. Genellikle yüksek mevkilerde bulunanlardan köşesine çekilecekler, veda etme zamanı geldiğinde etraflarında pek adam bulamazlar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün veda davetindeki kalabalığa ve alkışlara bakılırsa kendisi ayrılıyorum dese bile insanlar onun ayrılacağına inanmıyorlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.